Kaç gün dayanmıştı? Beş gün. Beş gün altı saat. Tamam, bu işte bitti. Altıncı kahvaltısını edemeden gitti. Görülmüş şey değil, bir ayda yedi dadı. Neden kaçıyor bunlar, bir türlü anlayamıyorum. Vallahi şey, biz de anlamıyoruz babacığım. Herhalde daha iyi bir iş buldular. Yedisi de mi daha iyi iş buldular? Anneni kaybettikten sonra eve dadı dayandıramıyorum. Baba, söylesene neden kaçıyor bu dadılar? Ne bileyim oğlum. Ben gelen dadıların yüzünü bile görmüyorum ki. Her tarafım ağrıyor. Hastalığımla uğraşıyorum ben yavrucuğum ya. Vallahi babacığım, biz elimizden geleni yapıyoruz ama onlar durmuyorlar, böyle kaçı kaçı veriyorlar. Anlaşıldı. Yeni bir dadı daha arayacağız. Ama eğer bu sefer de... Sen hiç merak etme babacığım. Onu memnun etmek için biz ne lazımsa yaparız. Babam gitti, dadı da yok. Emme bu banyanın izini bulacak. Olsun, buluncaya kadar rahatsız ya, ona bak sen. Hadi yarışlara gidiyor muyuz? Tabii gidiyor. Hadi verin paraları da biletleri alalım. Adı geçen ham maddenin Almanya'dan ithali konusunda açılacak olan akreditif... bir de gazeteye ilan vereceksiniz. Gene dadı için mi efendim? Evet, yedincisi de gitti. Yasemin! Haydi Yasemin! Efendim. Merhaba hayatım, nasılsın? Akşama buluşuyoruz değil mi? O kadar meşgulsün ki unutacağını bildiğim için hatırlatayım dedim. Yo, unutur muyum hiç? Yalnız bu akşam bir iş toplantım var. Eğer kurtulabilirsem gelirim tabii. Yo, mazeret kabul etmem. Mutlaka bekleyeceğim. Yani Yasemin'i kaybetmesine hayret ettim. Zaten kabahat bizde ki... ...senin gibi salan lafına uyup... ...bütün paramızı o uyuz beygire yatırdık. Ne bağırıyorsun be, ne bileyim ben? Ulan madem bilmiyorsun... ...niçin Yasemin'i oynayın diye tutturdun? Hadi olan oldu artık. Yürüyün şuradan bir taksi bulalım da eve gidelim. Ne taksisi dede? Ha işte bütün paramız bu. Trenle gidebilirsek ne âlâ. Bu para dördümüze yetecekmiş incik. Dördümüze yetmez ama üçümüze yeter. Yürü.
Beğendin mi? Çok güzel. Ama bu kadar pahalı bir hediyeye lüzum yoktu. Ara sıra olsa bile sana beni hatırlatır diye düşündüm. Şimdi de sistem. Biliyorum. İşlerinden bana ayıracak vakit bulamıyorsun. Halbuki ben hep senin yanında olmak isterdim. Evini, çevreni, en önemlisi küçük kızını, o sevimli yaramazı tanımak, onunla dost olmak isterdim. Niye güldün? Bugün gene gazeteye dadı aranıyor diye ilan verdik. Dadı gene mi kaçtı? Bu kaçıncı oluyor? Yedinci. Kaç gün dayanır bu dersin? En çok 3 gün! Melahat Hanım sadece Gülşah'a dadılık değil, evin düzenini de temin edecek. Ayrıca baba sizin ilaçlarınızla da ilgilenecek. O ne derse yapılacak. Ha? Tabii babacığım, hiç merak etme. Onu memnun etmek için elimizden geleni yapacağız. Ne kadar dağıtmışsın burayı böyle? Önce tertipli olmasını öğrenmen lazım. Sen çok cici bir kıza benziyorsun. Eğer sözümü dinler, söylediklerimi yaparsan seninle çok iyi anlaşırız. İnşallah. Ben metotlu bir insanım. Muntazam yaşamayı severim. Bunu sana da öğreteceğim. Sabah tam 8'de kalkıp beraber kahvaltı edeceğiz. 10'da da ders. Şu surata bak, meymenet yok. Kaç gün dayanır bu bize dersiniz? 4 gün, bilemedin 5 gün. Yok canım, 3 günde tamamdır hesabı. Hemen başlıyor muyuz? Önce hangi numara? Tabii. Önce Red Kit numarası. Ne oldu Melahat Hanım? Geçmiş olsun. Birinci taarruz harekatı başarıyla sonuçlandı. Şimdi ikinci harekat başlıyor. Ne harekatı? Ne harekatı? Kızılderili Tonto harekatı. Öksemiz hazır. Geliyor. Kaçalım. Sizler daha beni tanımıyorsunuz. Eğer öyle ok atmak, ip çekmek gibi saçma oyunlarla kaçıracağınızı zannediyorsanız çok aldanırsınız. Hadi otur bakalım masaya. Bu tepsideki kahvaltının hepsi bitecek. Öyle yumurta sevmem, reçel yemem falan yok. Oturamam. Ne demek oturmam? Yani önce büyükler oturur, sonra küçükler. Önce siz buyurun. Teşekkür ederim. Ha, şöyle. Rahatsınız ya. O ne? Ah! Ay ne oluyor? Yapıştım galiba. Aman yarabbi! Ay şeytanlar bastı bana! Ay ne oluyor? Çıkarın şunu! Ay sen niye yapıştın? Yarabbi! Ay! Ah! Ay! Ay ne oluyor? Aman yarabbi! Vay domuz vay! Bu kibarlığın altında bir rezalet olduğunu anlamalıydım. Ama gösterim sana. Bak ne yapacağım ben sana? Seninki yıkanmaya başlamıştır. Görür o şimdi gününü. Yumurcağın içlerim hakkak! Su! Su! Ne o dadıcım? Geçmiş olsun! Yoksa üşüttün mü?
mi? Evet, yıkanırken birdenbire sular kesildi ama bunu kimin yaptığını da çok iyi biliyorum. Haklısın, sular idaresi boyuna suları kesiyor. Şikayet etmek lazım bunları. Dadıcım, senden bir ricam var. Neymiş o? Şu dolapta bebeğim var, lütfen verir misin? Ne yapacaksın bebeği? Bebeksiz uyuyamaz mısın? Uyuyamam ya! Nah şu dolapta! Ay! Ay! Gülme! Dada Hanım ortada görünmüyor. Neden kahvaltıya inmedi acaba? Akşam öyle bir nakavt oldu ki hala uyanamamıştır. Bu kadın çok inatçı çıktı be! Bölün üçüncü gün hala gitmeye niyeti yok. Bugün gidecek. Nereden bildin? Yoksa koca dayı harekatını mı uyguluyoruz? Evet. Hemen git koca dayıyı getir. Baş üstüne komutanım! Üç gün dayandı, gene fena değil. Koca dayının sayesinde. Efendim? Babacığım, ben Gülşah. Dadı gene kaçtı. Ne? Bu da mı kaçtı? Evet babacığım. Bu dadı da kaçmış. Gene mi? Evet. Bir gazete ilan daha verin. Babam herhalde yeni dadı için gazeteye ilan verecek. Versin, o da geldiği gibi gider. Kimse bizim özgürlüğümüze mani olamaz. Yeni dadı geldi efendim. Alın içeri. Buyurun. Buyurun, oturun. Şaşkınlığımı bağışlayın. Bu kadar genç bir dadı ile karşılaşacağımı zannetmiyordum. Daha önce çocuk baktınız mı hiç? Hayır efendim, bu ilk işim olacak. Ama başaracağımı sanıyorum. Çocukları çok severim. İnşallah başarırsınız. Gülşah'la uğraşmak pek kolay iş değildir. Ama gene de bir şansınızı deneyin. Bu seferki pek toy. Üç gün bile dayanmaz. Üç gün fazla, iki kahvaltı yeter buna. Bir gece bile dayanmaz. Sen küçük Gülşah olacaksın. Siz de babamın gönderdiği yeni dadımsınız, değil mi? Evet. Adım Zeynep. Dedem! Bana kalırsa nargile öksürtüyor sizi. Yani bu nargileyi bırakmamı mı söyleyeceksiniz? Hayır, yok. Birden bırakmak zor olur. Ama biraz azaltabilirsiniz belki. Sen de aşçıbaşı Musa olacaksın. Sen emektar uşak Rüstem. Anladığıma göre siz çok iyi anlaşan dört kişilik bir grupsunuz. İyi anlamışsın. Eğer işlerimizi bozmak niyetindeysen... Hayır. Böyle bir niyetim yok. Bundan sonra çok iyi anlaşan beş kişilik bir grup olacağız. Gülşah, odanı görebilir miyim? Tabii, buyurun. Nedir bu resimler? Bunlar mı? Tom Brax, Red Kid, Zagor, Superman, Swing, Tex, Kızıl Maske. Ya! Yoksa onları tanımıyor musun? Kusura bakma ama çok cahilsin. Onların hepsi benim dostlarımdır. Benim de romanlarda yaşayan bir sürü dostum vardır. Onları bir gün sana tanıtırım. Böyle tabancaları, tüfekleri yoktur. Kimseyi öldürmezler. Çok sevimli insanlardır. Hadi gel, senden biraz konuşalım. Ne diyeceğini biliyorum.
akşam 9'da yatakta olmalıyım. Sabah 8'de kalkacağım. 8.30'da kahvaltı ve ders. Yok canım. İnsan uykusu geldiği zaman yatar. 9'da yatman şart değil ki. Yatılı okul değil burası. Ben buraya senin canını sıkmak için gelmedim ki. Harekat başlıyor. Tamam. Ne oldu be? Hala düşmedi. Senin gibi tatlı bir kıza böyle kötü şakalar yapmak hiç yakışmıyor. İpi görmeseydim takılıp düşebilirdim. Küçük şakaları ben de severim ama... ...karşındakinin canını yakmamak şartıyla. Sütüne kaç şeker koyarsın? Oynarken biraz daha dikkatli olmalısın yavrum. Bu ok sonra benim bir yerime gelebilirdi. Çabuk çabuk, geliyor. Görür o şimdi gününü. Oo, buyurun, hava da güzel. Şöyle oturmaz mısınız? Ben de size güzel bir kahve yapayım. Hepiniz çok iyi insanlarsınız. Ama oturmaya değil, Gülşah'ı almaya geldim. Banyo yapacak. Hadi yavrum, gidelim. Biraz otursaydınız. Önce banyoyu yapalım, akşamüstü çıkar otururuz, hadi. Bir dakika, ne olur biraz otursaydınız, o kadar uğraştık. Benim yerime siz buyurun. Ne ettin be? Ulan ne olur mu, otururum oraya be. Kızı oturtacaktın, kendin oturdun, olur mu oğlum? Ya sen ne şamçaladan mısın be? Yapılır mı lan? Şu hali bak, şu hali bak lan. Ne kafası da bak, ne olacak? Ulan ya sen ne yapmışsın lan, kendin oturdun be. Dur sen! Ağzı değme sayattın gözyaş lan. Geçmiş olsun, yoksa üşüttünüz mü? Evet, yıkanırken birden sular kesildi. Ya öyle mi? Şu dolapta bebeğim var, lütfen verir misiniz? Tabii. Ne oldu be, niye bağırmadı bu? Yoksa mayıyla tanış mı çıktı? Vay canına, amma iş be! Ne olur kız, söylesene! Gelsenize içeri, bakın ne kadar sevimli bir misafirimiz var! Gelin, gelin de sizi onunla tanıştırayım. Ay Allah kahretsin, amma çetin ceviz çıktı. Hiçbir şeyden korkmuyor. Redkit, Zagor, Tom Brax'lar da fayda etmiyor. Bunu kolay kolay kaçıramayacağız galiba. Görmediniz mi? Koskocaman ayıyı karşısına almış, şeker yedirip duruyordu. Ne yapacağız? Yapacak bir şey kalmadı gari. Allah kahretsin, çattık bu sefer. Durun, hemen gevşemeyin. Onu buradan kaçırmak için başka çareler de var. Merhaba. Merhaba. Sizi tebrik etmek isterim. Neden? 15 gündür bizim evdesiniz de ondan. Şimdiye kadar Gülşah'a 15 gün dayanan dadı çıkmadı. Bana kalırsa iftira ediyorsunuz Gülşah. Hiç de sizin sandığınız kadar yaramaz değil. Yalnız biraz şakacı. Ben de şakaya bayılırım. Onun için çok iyi anlaşıyoruz. İnşallah hep böyle devam eder. İyi günler.
Nasıl? Beğendin mi? Beğenmek zorunda mıyım? Bunlar da roman kahramanları. Eğer öykülerini dinlersen onları da seversin. Seveceğimi sanmıyorum. Bana ne onlardan? Sen Pinokyo'nun maceralarını biliyor musun? Hayır. Kitabı okuduğumuz zaman onu çok seveceksin. O aslında iyi bir çocuk olmak ister ama daha önce edindiği yaramazlık, umursamazlık, muzip gibi alışkanlıklarını bir türlü bırakamaz. Ve bu yüzden başına gelmedik macera kalmaz. Hepsi palavra. Bebekler için uydurulmuş boş şeyler bunlar. Biraz okuyalım istersen. Bakarsın hoşuna gider. Sen bilirsin. Yeter, artık okuma. Neden? Beğenmedin mi? Beğenmedim tabii. Saçma sapan bir şey. Ne? Öyle mi? Sen düşmanla işbirliği yapmışsın. Ben? Yok! Rüstem bana her şeyi anlattı. Karşısına oturup okuduğu kitabı dinliyormuşsun. Burada Redkit, Tom Brax, Zagorlar falan varken, ha? Evet ama o kitabı beğenmedim ki. Olsun, niye oturup dinliyorsun? Bana bakın! Onun niyeti hepimizi tatlılıkla yola getirmek. Yahu ne inatçı şey be! Ne yaptıksa kaçıramadık! Bu sefer öyle bir şey yapacağım ki! Ne yapacaksın? Dünyada burada kalamayacak! Onu kaçırmak kolay değil! Koca dayıya bile dayandı! Ya! Bu sefer dayanamayacak! Bakın ne yapacağım anlatayım! Uyku vakti geldi Gülşah'cığım! Ama film seyrediyordum! Bu saatte yatmaya mecbur muyuz? Siz isterseniz seyredebilirsiniz ama Gülşah'ın yatması lazım. Hadi, lambanı söndüreyim mi? Uykum yok. İstersen sana Pinokyo'nun maceralarını okuyayım. İstemem, yalnız kalmak istiyorum. Nasıl istersen. İyi geceler. Bir dakika. Evet? Resimlerin hepsini değiştirdim. Gördüm. Karışmak gibi olmasın ama nargile öksürtüyor sizi. Seni alakadar etmez, benim işime karışma. Peki, siz bilirsiniz. İyi geceler. Ama ilacınızı içseniz iyi olur. Saat kaç anne? 11. Metin'e telefon etmedin daha değil mi? Oh, hayır. Senin yerinde olsam ederdim. Bulabileceğin en iyi koca namzet o. Aman anne, işime karışmasan olmaz. Ben ne yapacağımı bilirim. Çok bilirsin. Bu akşam beraberiz Metin'le. Bana sırılsıklam aşık. Göreceksin, birkaç gün içinde bana evlenme teklif edecek. Efendim. Merhaba Füsun. Nasılsın hayatım? Senin ne kadar meşgul bir adam olduğunu bildiğim için bu akşam buluşacağımızı bir daha hatırlatayım dedim. Amma yaptın ha. Unutur muyum hiç? Tamam, tamam. Akşam 9'da eve uğrar seni alırım. Dadının bu sefer işi tamam. Gülşah ona öyle bir tuzak kurdu ki dadı yarın yolcu. Hem bu sefer Metin Bey onu gönderecek. Belki de polise verir. Allah Allah, niye polise veriyormuş ki? Hani Metin Bey'in böyle pırlantalı kol düğmeleri var ya... Var. Gülşah onları babasının çekmecesinden aldı ve dadının odasına sakladı. Çok güzel. Hadi şimdi gidelim dedeyle tavla oynayalım. Evet, benim giyiniyordum.
Evet tabii. 10-15 dakikada çıkarım evden. Yarım saate kadar orada olurum herhalde. Tabii tabii. Şeş beş. Bu şeş, bu da beş. Şeş beş böyle mi oynanır? Ne kafasızsın be? Oyunu zorla vereceksin. Şeşle bunu kıracak, beşle de bunu oynayacaksın. Sen karışma canım. Tabii, buldum bu salağı, yenersin. Sen var mısın benimle oynamaya? Beni bakın, siz onu bunu bırakın da yukarıda beyefendi ne yapıyor acaba? Ne yapacak? Çekmeceyi açacak, kol düğmelerini bulamayacak. Hayır Gülşah, bulacak. Yerine koydum babanın kol düğmelerini. Geldiğimden beri sizlere doğru olanı göstermeye çalıştım. Hepiniz yaşça benden daha büyük insanlarsınız. Benim sizlere öğretecek bir şeyim olamazdı. Beni düşündüren sadece Gülşah'tı. Bir çocuk doğuştan değil, çevresiyle kötülüğe itilir. Önünde tavla oynamak, yarışlarda kumar oynatmak, bu zararlı yayınları okumasına mani olmamakla ona çok kötü örnek oluyorsunuz. Bugüne kadar yaptığı küçük yaramazlıkları aldırmamıştım. Fakat bu seferki hoş görülür gibi değil. Eğer şansım yardım etmeseydi, hırsız damgası yiyecektim. Ne kadar iyi niyetli olursa olsun, bu evde bir yabancının istenmediğini biliyordum. Ama gene de benden bu kadar nefret ettiğinizi bilmiyordum. Size sevineceğiniz bir haberim var. Gidiyorum. Mücadeleden yıldığım için değil, güçlüklerle savaşmasını bilirim. Fakat nefretinizin yenemeyeceğim kadar büyük olduğunu anladım. İnsanları olduğu gibi kabul edip onları sevmeye çalışmak bende bir alışkanlık haline geldiği için sizlere kızgın değilim. Belki biraz kırgınım. Benden sonra da mutlu olmanızı dilerim. Karalamayacak mısın dede? Hadi gel bir beş yapalım bari. Canım oyun oynamak istemiyor. Ne yapıyorsunuz burada? Hiç, oturuyoruz babacığım. Zeynep Hanım nerede? O yok. Yani şey babacığım hani... Anlaşıldı. Sonunda o da gitti değil mi? Kalacağını sanmıştım. Çok iyi bir kızdı. Şimdi gene dadımı arayacağız. Babacığım sakın dadı arama. Zeynep ablam gene gelecek. Birkaç gün için gitti. Bir işi varmış da. Öyle mi? Bak buna memnun oldum. Neler uydurdun sen öyle? Ne zaman gelecek? Gelmeyecek tabii. Biz gidip getireceğiz. Çok iyi olur. Ama nasıl getireceğiz? Adresini bile bilmiyoruz. Adresini babamın sekreteri bilir.
Gülşah. Dede, ne işiniz var sizin burada? Seni görmeye geldik. Kızdın mı yoksa? Yok, hiç kızarmayayım. Çok sevindim. Annem, kardeşlerim. Biz tanıştık. Aysel bize kahve bile yaptı. Anneciğim, ilacını aldım. Sağ ol kızım. Ablacığım, biraz evvel elektrikçi geldi. Bunu yarına kadar ödemezsek keseceklermiş. Bakarım bir çaresine. Abla, benim karnım acıktı. Şimdi hazırlayacağım şekerim. Şey, benim de. Benim de karnım acıktı. Şimdi hazırlarım. Müsaade edersen yemek işini biz yapalım. Olur mu hiç? Siz misafirsiniz. Olur tabii. Size layık bir şey yok ama. Olsun, ne varsa onu yeriz biz. Efendim? Bizi affedecek misin? Senin gibi tatlı çocuklar kolay affedilir. Ya bizim gibi koca kazıklar? Onlar da kolay affedilir mi? Tabii. Buraya seni almaya geldik. Bizimle geleceğin değil mi? Ne olur. İşinin başına dönmeni istiyoruz. ...dediğin gibi değiştirdim. Çok çok teşekkür ederim. Merhaba. Döndünüz demek. Buna sevindim. Size öyle alışmıştık ki hep aramızda görmek istiyoruz. Benim gitmem lazım. Gülşah'la ev size emanet. Hadi gel, mutfağa gidiyoruz. Ne yapacağız mutfakta? Görürsün. Nedir bu masa? Bir şey mi kutluyorsunuz? Evet. Senin tekrar aramıza gelişini kutluyoruz. Sana tekrar kavuşmak bizi çok sevindirdi. Çok teşekkür ederim. Beni o kadar duygulandırdınız ki... ...kendimi tutmasam ağlayacağım. Hadi artık şampanyayı açalım. Tamam. Baba! Bardakları, hadi! İşte ona o kadar yeter. Tamam. Bana da bak. Bana bakın. Bundan sonra bu evde Zeynep ablam ne derse o olacak. Onun sözünden çıkanın elimden çekeceği var. Bir daha at yarışlarına gitmek falan da yok. Anlaşıldı mı? Sen atları çok mu seviyorsun? Seviyorum tabii. Ama bunun yüzünden bütün paramızı kaybediyoruz. O halde yarın hep beraber atları görmeye gideceğiz. Hem para kaybetmeden.
Güzel uyu bakalım. Ne var yavrum? Niye kalktın? Uyuyamadım. Neden? Korktum. Karanlıktan korktum. Şimdiye kadar karanlıktan hiç korkmazdın sen. Aslında korkmadım da... ...canım seninle beraber yatmak istedi. Eğer bu kadar çok istiyorsan yatabilirsin tabii. ...için topladım. Gündüzler çuvala mı girdi yani? Sabah konuşsak olmaz mıydı? Sabaha kadar bekleyemem. Hemen bir karar vermemiz lazım. Neymiş bu karar? Bari hemen verelim de gidip yatalım. Çabuk ol Gülşah, uykusuzluktan öleceğim kızım. Biraz evvel bir şey keşfettim. Dadıların için sevmediğimi. Çünkü benim dadıya değil... ...bir anneye ihtiyacım var. Sadece bir anne, anlıyor musunuz? Hiç tanımadığım anneciğimi... Bazı geceler rüyalarımda görürüm. Çok uzaklardan bana seslenir. Peşinden koşarım ama bir türlü ona yetişemem. Bu gece gördüm, yetiştim ona. Ellerinden tuttum önce. Sonra sarıldım. Öptüm, öptüm, öptüm. Kimdi o biliyor musunuz? Zeynep abla. Evet, Zeynep abla. Ben artık onun dadım değil, annem olmasını istiyorum. Emme, nasıl olacak bu iş? Zeynep ablanın annen olması için... Babamla evlenmesi lazım. Aferin be, nasıl da anladın? İşte bunun için sizi uyandırdım. Bana yardım edeceksiniz. Vedalaşmam çok zor sevgilim. İmkan olsa yanından hiç ayrılmak istemiyorum. Yakında o da olacak sevgilim. Hiç ayrılmayacağız. Hiç. Güç iş bu. Bu gösterişsiz haliyle Metin Zeynep'i hiç fark etmez. Biz de Zeynep ablayı babamın dikkatini çekecek hale getiririz. Nasıl yapacağız bu işi? Kadınlar erkeklerin dikkatini nasıl çekiyorlarsa öyle. Giydirerek, güzelleştirerek. Kolay mı? Para lazım bir kere. Evet, para lazım. Bana bakın. Hepimiz bütün paramızı bu işe harcayacağız. Bütün paramı getirdim. Peki nasıl açacaksın kumbarayı? Ettim be dede, o da iş mi? Anne.
İşte hepsi bu. İyi, dur ben de vereyim bütün paramı. Belki de 50 lira varmış. 50 mi? Şey, 10 lira daha varmış. 10 lira mı çıkar? Kesendekileri sökün. Bu ne, ben seni biliyorum, seni çıkar seni. Bu ne bu? Aferin. Benim, benim param o, benim şeyim param. Taksidi param. Sus numaracı seni. Beğendin mi? Sana aldık onları. Neden yaptınız bunu? Çok pahalı şeyler bunlar. Ne lüzum vardı? Ne demek ne lüzum vardı? Bizim sana hediye almaya hakkımız yok mu yani? Hepsi çok güzel, çok şık kıyafetler. Ama hepsi de yazlık. Burada nasıl giyerim bunları? Burada giymeyeceksin ki. Biz her sene Antalya'ya yazlık evimize gideriz. Orada giyeceksin. Baba. Efendim. Bu yıl Antalya'ya gitmiyor muyuz? Gideceğiz tabi. Dadım da gelecek değil mi? Elbette. Dadını çok mu seviyorsun? Ya sen? Sen sevmiyor musun onu? Severim tabi. Sana o kadar iyi bakıyor ki, hakiki annen olsa o kadar bakar. Heh, ben de onu diyecektim zaten. Yani zaman zaman keşke benim de bir annem olsaydı diye düşünürüm de. Yani demek istiyorum ki... Ne demek istediğini anlıyorum yavrum. Senin aslında bir anneye ihtiyacın olduğunu biliyorum. Bunu düşünerek de... Evet, bunu düşünerek... Gülşah! Kahvaltı hazır! Hadi, kahvaltı hazırmış. Ama bir şey söylüyordun. Bunları sonra konuşuruz. Dede, birkaç güne kadar Antalya'ya gidiyoruz. Sahi mi? Hı? Memnun oldum. Belki güneş belimin ağrılarına iyi gelir. Sizi az daha tanıyamayacaktım. Neden? Bilmem. Saçlarınızı değiştirmişsiniz galiba. Üzerinizdeki elbise de size çok yakışmış. Çok naziksiniz. Ben de ona her yeri gezdirdim. İyi etmişsin. Ne o babacığım? Misafir mi gelecek? Hani İstanbul'da seninle bir şeyler konuşmuştuk. Ben senin aslında bir anneye ihtiyacın olduğunu söylemiştim. Evet. Onunla yarın tanışacaksın. Buraya davet ettim. Desene kızım. Merhaba. Ay anne, şuna bak ne tatlı şey. Gel gel seni bir öpeyim. Ah, çok güzel yüz hatları var. Anne anne şu ellere bak.
Allah nazardan saklasın. Çocuk değil, taş bebek. 41,5 kere maşallah. Gel babacığım, gel. Sizi tanıştırayım. Babam, Füsun'u tanıyorsunuz. Annesi Suzan Hanım. Metin Bey'in babasıyla tanışmak bizim için büyük bir şeref. O şeref bendenize ait hanımefendi. Geleceğinizi bilseydim sizi karşılamak için daha ciddi bir şeyler giyerdim. Ne beis var efendim? Biz buraya sizin rahatınızı kaçırmak için gelmedik ki. Zeynep Hanım, Gülşah'ın dadısı. Hayır, dadım değil, ablam. Evet, ablası. Aileden sayılır. Hepimiz onu çok severiz. Eğer yavruma iyi bakıyorsa benim de sevgimi kazanır. Hadi Gülşah, misafirlerimizden müsaade isteyelim de giyinmeye çıkalım. Birazdan denize gideceğiz. Güle güle cicim. Allah'a ısmarladık cicim. Metin'i elde etmek için önce bu şımarık çocuğu kazanmalısın. Bu dadayı da gözüm hiç tutmuyor. Ondan da bir an evvel kurtulmaya bak. Merak etme, ben işimi bilirim. Neden 5 tabak koydunuz? 5 kişiyiz de ondan yavrum. Sen, baban, ben, annem, bir de deden. Ya Zeynep ablam? Zeynep ablam mı? O da mı bizimle yiyecek? Tabii bizimle yiyecek. Öyle ya tabii, nasıl oldu da düşünemedim. Ona da bir serpil. Hadi hatırım için bunu da yiyeceksin. Yiyemem, doydum. Hadi numara yapma, çocuklar pastaya bayılır. Artık canım pasta istemiyor ki. O zaman sana bir şeftali vereyim. İstemiyorum. Gülşahcığım, artık yemeyeceksen müsaade iste, odamıza çıkalım. Çıkalım. Onu bu akşam ben yatıracağım. Efendim? Duymadın mı yavrum? Hadi Füsun Hanım'a yatak odanı göster. Hadi yavrucuğum. Önce geceliğini bulalım. Sakın sen gösterme. Ben bulmak istiyorum. Yakında sana ben bakacağım. Sana ait her şeyi öğrenmem lazım. Evet. Nerede olabilir? Herhalde şu dolapta. Füsuncuğumun en büyük emeli bir evlat sahibi olmaktı. Sayenizde buna kavuştu. Gülşah'ı nasıl seviyor bilemezsiniz. Gülşah da onu sevdi. Tabii efendim. Çocuklar kendilerini sevenleri hemen anlarlar. Müsaadenizle. Ne yapıyorsun Gülşah? Nedir bu dağınıklık? Hiç! Geceliğim arıyor. Geceliğinin yastığının altında olduğunu sen biliyordun. Biliyordum ama söylememi istemedi. Siz rahatsız olmayın. Ben yatırırım Gülşah'ı. Zaten önce yıkanması lazım. Geceliği de yastığın altına koymak pek garip bir buluş. Yok, nereye koyacaktık? Ben eskiden çok fena bir kızdım. Sen beni iyi bir kız yaptın. Ama bu kadını gördükçe yeni aklıma kötü şeyler geliyor. Biz her sene kamp yapar, öyle eğlenirdik ki. Sen hiç kamp yaptın mı Zeynep abla? Hayır Gülşahcığım, hiç yapmadım. Baba, ne olur gene birkaç gün kampa gidelim. Yavrum, bakalım misafirlerimiz kamp hayatını severler. Bilmem, ben pek öyle çadırlarda falan yaşamaya alışık değilim. Tabii gideriz canım, ne var bunda? Madem Gülşah istiyor, ne güzeldir o tertemiz dağ havası. Gideceğiz değil mi babacığım? Madem istiyorsunuz, gideriz.
de, geçen sene bizim aşçının vurduğu o koca yılanı hatırlıyor musun? Hatırlamaz mıyım? Ne büyük yılandı o böyle! Ay, burada yılanlar da mı var? Oho, yılanın lafı mı olur? Ormanda böyle kaynar! Yılanlar bir şey değil! Asıl tehlikeli olan dağ aslanları! Nereden çıktığını anlamazsın bile! Birden bir saldırır, adamı parçalayıverir! Sen böyle açık ayakkabıyla dolaşma! Niye? Zehirli böcekler bacağını bir sokarsa, buraların davul gibi şişer böyle! Ya, şişer! 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 Ben gidip bunları bir değiştireyim! Allah kahretsin, nereden geldik bu dağ başına? Burada korkunç yılanlar, adam yiyen dağ aslanları varmış! Ne yapalım? O piç kurusunun sevgisini kazanmak için katlanacağız! Ay. Ben de sizi arıyordum! Ne yapacaktın beni? Biraz dolaşalım diyecektim! Dadıma söyledim, işi var gelmiyor! Ben de yalnız gezmeyi hiç sevmem! Ormanda mı dolaşacağız? Evet! Hadi gelin ne olur! Hadi git kızım! Hazır dadı da yok, onunla yalnız kalacaksın. Fırsatı kaçırma, yakınlaşmaya çalış. Ne var, bir şey mi gördün? Baksanıza, dağ aslanının ayak izleri! Sahi mi, nerede? İşte, bakın burada! Ama geçeli epey olmuş, belki uzaklaşmıştır! Bir ses duydun mu? Evet, duydum! Dağ aslanı, hem de çok yakından geldi! Eyvah, ne yapacağız şimdi? İşte gene bağırdı! Ses bu taraftan geldi! Ya bizi parçalarsa? Eline geçirirse parçalar! Ama onu kaçırmanın bir yolu vardır! Nedir? Bunun bir de duası vardır! Aslan kaç para para pom diyeceksin durmadan! Anlaşıldı mı? Hı. Aslan kaç para para pom! 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 Aslan kaç, 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 para para pom! Gülşah! Aslan kaç, para para pom! Aslan kaç, para para pom! Aslan kaç, para para pom! Ay! Aslan kaç, para para pom! Thank you.
Aslan kaç! Para para pop! Aslan kaç! Para para pop! Aslan kaç! Para para pop! Ah Metin! Ay! Ne yapıyorsun o çomaklarla? Daha aslanlarını kaçırıyorum. Gülşah öyle söyledi. Daha aslanları varmış burada. Vallahi doğru söylüyorum. Ne aslanı? Burada aslan ne gezer? Senin sinirlerin bozulmuş. Gel benden. Peki. Sen burada mıydın? Ormanda sizi çok aradım ama bulamadım. Sonra kampa döndünüz sandım. Füsun'a bu aslan masalını sen mi anlattın? Aa, ne aslanı babacığım? Burada aslan ne gezer? Değil mi ablacığım? Neden kaçıyor bunlar? Vallahi bilmiyorum ki, anlamadım. Füsun, durun bir dakika! Artık bu kampta kalamam Metin! Şu hınzır yumurcağı hiç sevmiyorum. Hoş, o da beni sevmiyor ya. Aklını kullan, kendini sevdirmeye bak. Buna mecbursun. Atla! Senin için asıl tehlike bu dadı. O varken çocuğa sokulamazsın. Önce ondan kurtulman lazım. Oldu, tamam. Ben kalırım. Ah, hoş geldin sevgilim. Hazırlanın, akşam bir ziyafete davetliyiz. Belediye reisi bizim şerefimize evinin bahçesinde yarı resmi bir ziyafet veriyor. Yarı resmiyle de mi? Antalya'nın büyük iş adamları da davetli. Büyük bir fabrikanın yatırımları için tanışıp görüşmeler yapacağız. Ya biz? Biz gelmiyor muyuz? Ama yavrum, böyle gece eğlenceleri çocuklara göre değildir. Neden gelmesin babası? Artık çocuk değil ki Gülşah, eğlenmek onun da hakkı. Değil mi Gülşahcığım? Tabii ya. Pekala. Dadıma da haber vereyim, o da hazırlansın. Dadına mı? Tabii, bütün gün çalışıyor. Eğlenmek onun da hakkı. Tabii, dedem de gelecek. Deden böyle davetlerden pek hoşlanmaz ki. Aa, çocuk musun? Bayılır. Ne güzel, ailece eğleneceğiz. Fazla vaktimiz yok. Hazırlanmaya başlasanız iyi olur. Bu gece çok güzel olmalısın. Nedir bu telaşın? Bir türlü anlamıyorum. Telaş ettiğim falan yok. Güzel olmanı istiyorum. Bu gece seninle iftar edeceğim. Saat 8 oldu. Çok geciktik. Metin bizi almaya eve gelmiştir bile. Telefon edip gecikeceğimizi söylerim. Alo? Oo! Siz misiniz Füsun hanımefendi? Buyurunuz efendim. Bir emriniz mi var efendim? Siz misiniz Peder Bey? Berberde işimiz biraz uzadı. Yarım saate kadar evde oluruz. Metin geldi mi? Evet, geldi. Söylerim. Evet efendim. Tamam, tamam. Peki efendim, tamam. Anlaşıldı, anlaşıldı. Füsun hanım oğlum. Neredeymiş bu saate kadar? Zaten iyice geciktik. Geliyor mu? Hayır. Biz dedi... Oraya kadar dedi, gelip dedi, zahmet etmeyelim dedi. Siz dedi, geçerken berbere uğrayın, bizi berberden alın dedi. Oh! Öyleyse hemen çıkalım. Biz hazırız babacığım.
nasıl buldun? Elbisesi çok güzel değil mi? Evet, çok yakışmış. Gülşah! Ben söylemesem de babam senin güzelliğini fark ederdi. Hadi, çıkalım artık. Öbürleri gelmiyor mu? Onlar bizi berberde bekliyorlar ya, berberde. Çok geç kaldık, Metin küplere binmiştir. Ziyan yok. Erkekleri ara sıra bekletmek iyi olur. Biraz evvel buradan çıkıp giyinmek için eve gitmişler. Deli bunlar. Zaten iyice geç kaldık. Şu aksiliğe bak, şimdi eve dönmek, oho, en aşağı yarım saat sürer. Baba, en iyisi sen git. Biz dedemle eve döner, alırız onları. Ha? Peki, olur. Ben de ineyim bari. Sen inme kuzum, lüzum yok. Ama neden? Aklın ermez. Metin bizi evde bekleyecekti. Bizi almadan nereye gider? Sizi almadan gitmeyecekti ama mecbur oldu. Çok geciktiniz. Bu da ne demek? Yani sizi biz götüreceğiz demek. Oh. Hazırsanız hemen çıkalım da ziyafet bitmeden hiç olmazsa sonuna yetişelim. Çok iyi olur. Reis nerede acaba? Bilmem. Tanımıyorum ki. Sahi öyle ya. Müsaadenizle. Gözlerim yolda kaldı birader, neredesin? Haklısın, geciktik. Zeynep Hanım. Nişanlın da sandığımdan güzelmiş. Zevk sahibi adamsındır vesselam. Kusura bakmayın. Biz Metin'le çok eski arkadaşız. Onun için böyle samimi konuşuyorum. Rica ederim. Senelerdir işlerinden başka bir şey düşünmeyen bu adamın güzelliğinizle dikkatini çektiğiniz için ayrıca sizi de tebrik etmek isterim. İyi ama Faruk'cum. Hadi gelin. Sizinle tanışmak isteyenler var. Of, ne uzakmış bu belediye reisinin evi. Az kaldı. Değil mi dede? Evet. Geldik sayılır. 10-15 kilometre var yok. Yarın Mersin'deki fabrikanın açılışına bekliyorum Metin. Muhakkak geleceksin. Tabii. Beyler, iş konuşmalarını bırakın artık. Biraz da bu güzel hanımı düşünün. Sıkıntıdan patladı bu lafları dinlemekten. Öyle değil mi? Yo, estağfurullah. Bakın, ne güzel müzik çalıyor. Metin, senin yerinde ben olsam konuşmaya ara verir, güzel nişanlınla dans ederdim. Dans etmek ister misin? İster misin ne demek? İster tabii. Hadi. Neredeyse şehirden çıkıyoruz. Ne uzak yermiş bu. Geldik. İlerideki villanın önünde dur. İşte burası olacak. Öyle değil mi dede? Evet, burası galiba. Ayol, bu evde hiç hayat yok. Baksanıza, bir ışık bile yanmıyor. Bir yanlışlık olmasın? Yok, hayır, yanlışlık falan yok. Özür dilerim, nişanlınız zannettiler beni, istemeyerek sizi müşkül durumda bıraktım. Aldırmayın canım. Belediye reisi buradan taşınmış. Ne? Taşınmış mı nereye? Yeni evinin adresini aldım. Ver bakayım. Bana bak. Bu şehrin öbür tarafında 30-40 kilometrecik bir yol. Ne? Evet. Hadi gidelim. Gidelim. Uzun zamandan beri dans etmemiştim. İsterseniz bırakalım. Yok, hoşuma gidiyor. Ne kadar geciktiler değil mi? Şimdiye kadar gelmeleri lazımdı. Ben de merak etmeye başladım. Allah Allah! Ne oldu? Burası da reisin evi değilmiş. Ben sana söyledim ama dinlemedin ki. O adres şehrin batısına düşer. Sahi öyle ya. Buradan ne kadar sürer? Sürse yarım saat. Yeter artık yaptığınız bu maskaralık. Bütün gece şehirde dolaşacak değilim. Şimdi doğru karakola gidiyoruz. Karakolda ne işimiz var? Polisler herhalde reisin evini bilirler. Ne yaptın Allah kahretsin, elbisen mahvoldu. Hay Allah! Nasıl özür dilesem sizden? Bu durumda reisin davetine nasıl gidersiniz? Reisin daveti de evi de yerin dibine batsın. Eve dönüyorum ben. Yeni evinizi çok beğendim. Harika. İki saat oldu. Şimdiye kadar gelmeleri lazımdı. Bir şey mi oldu acaba? Eve bir telefon etsek? Evet, iyi olur.
Aa, dur ben bakarım anne. Evet benim. Aa, nihayet beni hatırlayabildin demek. Hayır, gelmiyoruz. Daha doğrusu gelemiyoruz. Hiçbir şey sorma çünkü konuşamayacak kadar sinirliyim şu anda. Eğer zahmet eder eve dönersen neden sinirli olduğumu öğrenirsin. Güle güle. Kapattı. Evde garip şeyler oluyor galiba. Gidelim. Peki. Neler oluyor burada kuzum? Neden gelmediniz davete? Bunu sana babanla kızın daha iyi anlatırlar. Onlara sor. Ablacığım, ne olur beni yattır, hadi. Peki yavrum. Zeynep Hanım, sizinle biraz konuşmak istiyorum. Akşam olanlara çok üzüldüm. Aldırmayın canım, sizin ne suçunuz var? Aslında hiç kimsenin suçu yok, bir aksilik oldu, hepsi o kadar. Söylemek istediğim başka bir şey. Biliyorsunuz yakında Metin'le evleniyorum. Evet, biliyorum. Dün akşam kendisiyle uzun boylu konuştuk. Metin bundan sonra Gülşah'la benim meşgul olmamı istiyor. Ya, öyle mi? Evet, öyle. Bu durumda size ihtiyacımız kalmıyor demektir. Gitmeniz gerektiğini size o söyleyecekti. Ama nedense bu güç işten kaçındı. Mersin'e iş ziyaretine gitti ve bunun için de beni görevlendirdi. Herhalde kadınlar aralarında daha iyi anlaşır diye düşünmüş olmalı. Herhalde. Ne kadar çabuk giderseniz o kadar iyi olur. Çocuk bir an evvel bana alışmalı. Müsaadenizle. Demek gidiyorsun Zeynep. Biliyorum, bütün bunlar o domuz karının başının altından çıktı. Kalıbımı basarım ki bu işlerden Metin'in haberi yok. Ama bu iş böyle bitmez. O kadına hesabını sorarız elbet. Yo, sakın bir şey yapmaya kalkmayın. Kendine göre o da haklı. Gülşah'ı size emanet ediyorum. Ona iyi bakın, olur mu? Sizi çok özleyeceğiz. Ben de. İstanbul'a döner dönmesini görmeye geliriz. Gülşah'cığım, ben de sana onu söyleyecektim. Kim? Kim gönderdi onu? Öyle gerekiyordu. Söyle, ne yaptın? Ne yaptın ona? Gülşah'cığım, bak dinle de anlatayım. Ne bağırıp duruyorsunuz? Ne oluyor? Ne var? Baba, Zeynep
ablam gitmiş. Nereye gitmiş? İstanbul'a, o göndermiş. Hayır, zaten gitmek istiyordu. Yalan, yalan söylüyorsun. Sen gönderdin onu. Sevmiyorum, seni sevmiyorum işte. Hiçbir zaman da sevmeyeceğim. Defol git evimizden. Defol diyorum sana. Gülşah yeter. Ondan böyle konuşamazsın. Hemen odana çık. Senden sonra konuşacağım. Hadi doğru odana. Anlat bakalım ne oldu? İstanbul'a. Niye sordun? Hiç merak ettim. Gülşah odasında yok. Yok mu? Evet yok. Her tarafı aradım, hiçbir yerde bulamadım. Ne işin var senin burada? Tanıdım seni, vay bacaksız! Demek Antalya'da kamyonun etrafında bunun için dolaşıyordun. Gel bakalım içeri. Nedir bu başımıza gelenler? Hoş geldin. Hoş bulduk. Kim bu abi? Kaçak bir yolcu. Sen otur bakalım şöyle. Antalya polisine haber verelim de ailen meraktan kurtulsun. Telefon nerede? Burada abi. Evet, 5-6 yaşında var. Kamyona kaçak binmiş. Adı mı? Sorayım. Evet, 6 yaşında. Adı Gülşah. Evet, bilmiyorum ki. Üzerinde bluzum ve tişört vardı. Lütfen, çok merak ediyorum. Tabii tabii, telefon başında bekliyorum. Plaj o kadar kalabalıktı ki, rahat bir denize giremedim. Kimle konuşuyorsun sen? Polisle. Gülşah ortada yok. Canım çocuk bu. Bir yerde oyuna dalmıştır. Polise telefon edecek ne var? Evde bir sürü insan var. Baban, uşak falan filan bulurlar onu. Çocuğum kayboldu diyorum sana. Anlamadın galiba. Sinirlenme hayatım, ben onu demek istemedim. Yani nereye gitmiş olabilir acaba? Evet, evet. Henüz size bildirilmiş kayıp bir çocuk ihbarı yok demek. Aramaya devam etsinler. En ufak bir iz bulursanız hemen bana haber verin. Daha önce de evden kaçmış mıydı? Hayır, ilk defa kaçıyor. Çıldıracağım komiser bey. İnsanın aklına hep kötü şeyler geliyor. Neredeyse gün doğacak. Burada beklemenize lüzum yok. Eve gidip dinlenin biraz. Bir haber alırsam hemen size bildiririm.
Sana çay getirdim. Bir yudum iç, ne olur. İstemem. Kendini bu kadar harap etme. Bütün polisler arıyorlar. Nasılsa bulurlar Gülşah. Şöyle biraz uzansın. Bilirsin tabii. Sen yalnız mı bindin trene? Ailen yok mu? Aa, olmaz olur mu? Hiç var tabii. Onlar başka vagonda. Ben sıkıldım da trende dolaşıyorum. Açtır. Al bakayım şunu. Hadi yavrum. Al bakalım sana bir de elma ha. Teşekkür ederim. Biletler kontrol. Benim aklıma bir şey geliyor. Pek emin değilim ama bana kalırsa... Alo, dün gece Antalya'ya 150 kilometre mesafede... ...bir benzin istasyonunda görmüşler çocuğu. Ne diyorsunuz? 150 kilometre uzakta bir benzin istasyonunda? Ne işi var orada? Nereye gidiyor bu çocuk anlamıyorum. Ben anlıyorum. Her şey düşündüğüm gibi çıkıyor. İstanbul'a gidiyor Gülşah. İstanbul'a mı? Evet, İstanbul'a. Gülşah,
Yavrum, senin ne işin var burada? Zeynep abla, ablacığım. Gülşah, yavrum. Gülşah burada mı? Evet, burada. İçeride uyuyor. Çok dalgın uyuyor. Hasta mı yoksa? Geldiği zaman bitkin bir haldeydi. Ateş gibi yanıyordu. Doktor çağırdım. Merak edilecek bir şey yok. Fena halde üşütmüş dedim. Abla ilaçları almaya gidiyor. Ben verseydim. Ah, ne fark eder. Bırakalım da uyusun. Yarına bir şey kalmaz sanırım. Buyurun. Yoldan geldiniz, açsınızdır. Size bir şeyler hazırlayayım. Hiç zahmet etmeyin. Zahmet ne demek? Müsaade et de biz hazırlayıverelim bari. Nasılsa bu mutfağın yabancısı değiliz. Siz mi okuyorsunuz bu kitapları? Evet. Çocuk doktoru olmak istemiştim. Ama kısmet değilmiş. İkinci sınıftan ayrılmak zorunda kaldım. Hayat. Çalışmam gerekti. İnsan istediğini her zaman elde edemiyor. Anlıyorum. Siz de yorgunsunuz. İsterseniz şuradaki divana biraz uzanın. Eskidir biraz ama temizdir. Korkuttum mu sizi? Yok, hayır. Sizi bahçede görünce biraz gevezelik ederiz dedim. Gülşah'ın Antalya'dan buraya kadar yalnız başına gelmesi beni çok şaşırttı. Sizi bu kadar sevdiğini bilmiyordum. Ne olur kızmayın ona. Ne de olsa çocuk. Kızmak mı? Asıl benim size kendimi affettirmem lazım. Belki inanmayacaksınız ama Antalya'dan ayrılmanızı ben istemedim. Gidişinizden haberim bile yoktu. Biliyorum. O halde neden benim dönüşümü beklemediniz? Size kötü bir oyun oynandı. Yok,
Füsun Hanım'a kırgın değilim. Gülşah'a kendini sevdirip sizin sevginizi kazanmak istedi. Sevgi hak etmeden kazanılmaz. İnsan bazılarına hak etmediği değeri verirken... asıl layık olandan esirgiyor bunu. Zeynep. Hava çok serinledi Metin Bey. İçeri girsek iyi olacak. Yavrum, korkma. Zeynep abla, senden bir şey istiyorum ama yapacaksın değil mi? Tabii yavrum. Ne olur ben hep burada kalayım, eve gitmek istemiyorum. Ben senin kızın olmak istiyorum. Ama Gülşahcığım olmaz ki. Çocukların yeri babalarının yanıdır. Eğer eve gitmezsen baban çok üzülür sonra. Hiç de üzülmez. O beni sevmiyor ki. Aa, kim demiş sevmiyor diye? Tabii. Eğer sevseydi o kadınla evlenir miydi? Bana bu kadın senin annen olacak der miydi? Gülşah'cığım her çocuğun bir anneye ihtiyacı vardır. O zaman seninle evlensin. Sen benim annem ol. Olur mu? Bunlar ne biçim sözler? Hadi şimdi uyu. Yarın sabah eve gideceksin. Sen de benimle geleceksin. Peki, olur. Aa, daha iyileşmedin ki Gülşah'cığım. Uyumasan bile yatakta istirahat etmen lazım. Ama sen beni bırakıp gitmeyeceksin değil mi? Metin, biliyor musun aklıma ne geldi? Anneni kaybettiğim zaman sen aşağı yukarı Gülşah kadardın. O zaman ben de böyle değildim tabii. Genç bir adamdım. Bir ara tıpkı şimdi senin yaptığın gibi evlenmeyi düşündüm. Ama sonra kendi kendime dedim ki... ya evlendiğim kadın oğluma iyi muamele etmezse, ya çocuğum bedbaht olursa? Boş ver, vazgeç bu sevdadan dedim. Bana sorarsan oğlum, senin gibi kızı olan insan... evleneceği kadını seçerken, önce çocuğuna anne olabilecek birini aramalı. Böyle bir insan da çok uzaklarda değil, aramızda. Uyudu mu? Evet. Uyanırsa ayrılmak çok zor olur. Onun için hemen gitmek istiyorum. Bir dakika Zeynep. Ben de senden kalmanı isteyecektim. Ama Gülşah'ın annesi olarak, karım olarak... Ateş hattına girdiler. Verin suları. Başüstüne komutanım.